New topic hashtag about French fries. Yeni konu hashtag patates kızartması hakkında. Fried potatoes are one of the indispensable tastes of our culture. Kızartmalı patates, kültürümüzün vazgeçilmez lezzetlerinden biri. This flavor has been greatly appreciated since my childhood years. Bu lezzet, çocukluk yıllarımızdan beri büyük bir beğeni topluyor. Fries are one of the fondest memories of many of us from childhood. Kızartmalı patates çoğumuzun çocukluk yıllarındaki güzel anılarından biri. One of the most beautiful memories of our childhood. Fried potatoes are highly appreciated. Çocukluğumuzun en güzel anılarından biri olan kızartmalı patates büyük bir beğeni topluyor. New topic number 15 about weapons of war in the century yeni konu kare 15. yüzyılda savaş silahları hakkında in the 15th century war weapons were very advanced 15. yüzyılda savaş silahları çok gelişmişti fights were often fought with swords axes and spears mücadeleler çoğunlukla kılıçlarla baltalarla ve mızraklarla yapılıyordu Also, some soldiers knew how to shoot and use bows. Ayrıca bazı askerler ok atmayı ve yay kullanmayı biliyordu. Some commanders have also tried using cannons to greater effect, but this has often been unsuccessful. Bazı komutanlar daha büyük bir etki elde etmek için top kullanmayı da denedi. Ancak bu çoğunlukla başarısız olmuştur. New topic hashtag about cities in ancient Greece. Yeni konu hashtag eski Yunan'daki şehirler hakkında. There are many ancient cities in Greece. Yunanistan'da birçok antik şehir bulunmaktadır. These cities have hosted different cultures in every period of history. Bu şehirler, tarihin her döneminde farklı kültürleri barındırmıştır. Greek cities have hosted many civilizations in the past. Yunan şehirleri, geçmişte çok sayıda medeniyeti ev sahipliği yapmıştır. Once upon a time, these cities played an important role in all aspects of people's lives. Bir zamanlar, bu şehirler, insanların hayatının her alanında önemli rol oynuyordu. Cities were places of trade, Şehirler ticaretin yapıldığı yerlerdi. They were also places where people could get their education. Ayrıca insanların eğitimini alabilecekleri yerlerdi. Cities were also political and religious centers. Şehirler aynı zamanda siyasi ve dinsel merkezlerdi. These cities helped establish and rule kingdoms. Bu şehirler krallıkların kurulmasına ve yönetilmesine yardımcı olmuştur. In addition, these cities have hosted the birth and development of many cultures. Ayrıca bu şehirler pek çok kültürün doğuşuna ve gelişmesine ev sahipliği yapmıştır. Today, ancient Greek cities are places visited by tourists. Bugün, eski Yunan şehirleri, turistlerin ziyaret ettiği yerlerdir. These cities contain many artifacts from all periods of history. Bu şehirler, tarihin her döneminden kalma pek çok eser barındırmaktadır. These cities bear the traces of civilizations lived in the past. Bu şehirler, geçmişte yaşanan medeniyetlerin izlerini taşımaktadır. New topic hashtag about car racing in Germany. Yeni konu hashtag Almanya'daki araba yarışları hakkında. One day, there was going to be a chariot race and everyone was ready to participate. Bir gün, bir araba yarışı yapılacaktı ve herkes katılmaya hazırdı. When the race started, everyone rushed to fight. Yarış başladığında, herkes mücadele etmek için koştu. After a while, one car was behind and other cars passed it. Bir süre sonra bir araba geride kaldı ve diğer onu geçti. In the end, it became the first car to win the car race. Sonunda araba yarışını kazanan ilk araba oldu. New topic number 18. About weapons of war in the century. Yeni konu Kare yüzyılda savaş silahları hakkında. In the 18th century, weapons of war were very advanced. 18. yüzyılda savaş silahları çok gelişmişti. Most of the weapons used in wars were high tech. Savaşlarda kullanılan silahların çoğu yüksek teknolojiye sahipti. The most popular weapons used in wars in this century were cannon, machine gun and howitzer. Bu yüzyılda savaşlarda kullanılan en popüler silahlar, top, makineli tüfek ve obüslerdi. These high-tech weapons were very effective in wars. Yüksek teknolojiye sahip bu silahlar, savaşlarda çok etkiliydi. New topic hashtag about elections in ancient Greece. Yeni konu hashtag eski Yunan'daki seçimler hakkında. The ancient Greeks made choices very differently. Eski Yunanlılar, seçimleri çok farklı bir şekilde yapardı. To elect a tribal leader. All the men of the tribe gathered, and the names of the candidates to be elected as tribal leader were read out. Bir kabile lideri seçmek için. Kabiledeki bütün erkekler toplandı ve kabile lideri olarak seçilecek adayların isimleri okundu. After everyone had said who would be chosen, the person to be chosen as the tribal leader was determined. Herkes kimin seçileceğini söyledikten sonra, kabile lideri olarak seçilecek kişi belirlenirdi. New topic hashtag about the global economy. Yeni konu hashtag global ekonomi hakkında. Considering the size of the private sector, the Turkish economy is quite a large one. Özel sektörün büyüklüğüne göre düşünüldüğünde, Türkiye ekonomisi oldukça büyük bir ekonomidir. The total size of the private sector is approximately 1.5 trillion dollars. Özel sektörün toplam büyüklüğü yaklaşık 1,5 trilyon dolardır. Turkey is the 20th Türkiye dünyanın en büyük 20. ekonomisidir. The Turkish economy is affected by various crises today as it was in the past. Türkiye ekonomisi geçmişte olduğu gibi bugün de çeşitli krizlerden etkilenmektedir. Turkey's biggest problem is its current account deficit. Türkiye'nin en büyük sorunu cari açığıdır. Since Turkey cannot control its current account deficit, it has to borrow. Türkiye cari açığını kontrol edemediği için borçlanmak zorundadır. In addition, Turkey's growth rate is also low. Ayrıca Türkiye'nin büyüme hızı da düşüktür. In recent years, the Turkish economy has started to recover. Son yıllarda Türkiye ekonomisi iyileşmeye başlamıştır. Turkey has signed bilateral trade agreements with the European Union. Türkiye Avrupa Birliği ile ikili ticaret anlaşmaları imzalamıştır. Turkey is preparing for full membership to the EU. Türkiye AB'ye tam üyeliğe hazırlanmaktadır. Turkey's growth rate is also slowly increasing. Türkiye'nin büyüme hızı da yavaş yavaş artmaktadır. The Turkish economy will grow even more in the future. Türkiye ekonomisi gelecekte daha da büyüyecektir. Turkey will be able to control its current account deficit and increase its growth rate. Türkiye, cari açığını kontrol edebilecek ve büyüme hızını artırabilecektir. New topic hashtag about cities in ancient Greece. Yeni konu hashtag eski Yunan'daki şehirler hakkında. Ancient Greek cities are famous for their culture, art and history. Eski Yunan şehirleri, kültürü, sanatı ve tarihi ile ünlüdür. Every city has its own identity and culture. Her şehir kendine has bir kimlik ve kültürü vardır. Cities have different cultures and arts. Şehirlerin birbirinden farklı kültürleri ve sanatları vardır. Cities where people live reflect their culture and art. İnsanların yaşadığı şehirler onların kültürünü ve sanatını yansıtır. Cities are places where people live and reflect their culture. Şehirler, insanların yaşadığı yerlerdir ve onların kültürünü yansıtır. New topic number 10. About weapons of war in the century. Yeni konu kare 10. Yüzyılda savaş silahları hakkında. Weapons of warfare in the 10th century were very different. 10. yüzyılda savaş silahları çok farklıydı. Weapons were simple tools such as swords, axes, spears, bows and arrows. Silahlar, kılıçlar, baltalar, mızraklar, yaylar ve oklar gibi basit aletlerdi. So in the 10th century war weapons were very different. Yani 10. yüzyılda savaş silahları çok farklıydı. About new topic #strength comes from unity. Yeni konu hashtag #birlikten kuvvet doğar hakkında Unity is strength. Birlikten kuvvet doğar. We understand that in a world where everyone is strong individually, it is necessary to act together. Herkesin ayrı ayrı güçlü olduğu bir dünyada birlikte hareket etmek gerektiğini anlıyoruz. Because acting together, working together, and fighting together is the best way in a world where everyone is strong. individually çünkü birlikte hareket etmek birlikte çalışmak ve birlikte mücadele etmek herkesin ayrı ayrı güçlü olduğu bir dünyada en iyi yoludur acting together working together and fighting together allows people who are strong individually to become even stronger by combining their strength birlikte hareket etmek Birlikte çalışmak ve birlikte mücadele etmek. Ayrı ayrı güçlü olan insanların gücünü birleştirerek daha da güçlü bir hal almasını olanak sağlar. New Topic Number 19 About Weapons of War in the Century Yeni Konu Kare 19. Yüzyılda Savaş Silahları Hakkında In the 19th century, war weapons were very advanced. 19. yüzyılda savaş silahları çok gelişmişti. New species emerged and old species made great progress. Yeni türleri ortaya çıktı ve eski türler büyük bir gelişme kaydetti. In this century, a huge number of new weapons have appeared. Bu yüzyılda çok sayıda yeni silah ortaya çıktı. Some were quickly forgotten, but some are still used. Bazıları kısa sürede unutulup gitti, ancak bazıları hala kullanılmaktadır. Some notable weapons of war are. Bazı önemli savaş silahları şunlardır. It emerged at the beginning of the century and soon began to be widely used all over the world. Yüzyılın başlarında ortaya çıktı ve kısa sürede tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlandı. A machine gun is a weapon that can fire a large number of bullets at once. Makineli tüfek çok sayıda mermiyi bir anda ateşleyebilen bir silahtır. This is much more effective than other rifles. Bu diğer tüfeklerden çok daha etkilidir. Ball, top. However, in the 19th century. Artillery made several improvements to use the cannon more effectively. Ancak 19. yüzyılda topçular topu daha etkili bir şekilde kullanabilmek Cannons are a very powerful weapon that can kill large numbers of people at once and inflict massive damage. Toplar Bir anda çok sayıda insanı öldürebilen ve büyük bir hasar yaratabilen çok güçlü bir silahtır. The bomb became widely used in the 19th century. Bomba 19. yüzyılda yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bombs are a very powerful weapon that creates a huge explosion and destroys everything around it. Bombalar çok büyük bir patlama yaratan ve çevresindeki her şeyi yok eden çok güçlü bir silahtır. Bombs are very effective, especially in battles. Bombalar özellikle savaşlarda çok etkilidir. The mine appeared in the 19th century. Mayın 19. yüzyılda ortaya çıktı. Mines are a weapon that blocks roads, buildings and other places where people walk. Mayınlar, insanların yürüdükleri yolları, binaları ve diğer yerleri engelleyen bir silahtır. Mines are used especially in wars. Mayınlar, özellikle savaşlarda kullanılır. New topic hashtag about life in the stone age. Yeni konu kare taş çağında yaşam hakkında. There are many members of the royal family and each is of different ages. Kraliyet ailesinin çok sayıda üyesi vardır ve her biri birbirinden farklı yaşlardadır. This is why there have been so many different experiences among family members over the ages. Bu yüzden çağlar boyunca aile üyeleri arasında çok farklı deneyimler olmuştur. This story tells the story of a queen, a royal family member who is the brother of a king. Bu hikaye bir, kraliçenin, bir kralın kardeşi olan bir ailesi üyesinin hikayesini anlatıyor. The founder of the royal family is Morgan le Fay, brother of Merlin, brother of King Arthur. Kraliyet ailesinin kurucusu, Kral Arthur'un kardeşi olan Merlin'in kardeşi olan Morgan Le Fay'dir. Morgan married Guinevere, daughter of King Uther Pendragon, who was the founder of the royal family with his brother Arthur. Morgan, kardeşi Arthur ile birlikte kraliyet ailesinin kurucusu olan Kral Uther Pendragon'un kızı Gever ile evlenmiştir. Guinevere is the mother of numerous members of the royal family. Giever, ailesinin çok sayıda üyesinin annesidir. Morgan and Guinevere have daughters who are also members of the royal family. Morgan ve kızları vardır ve onlar da ailesinin üyeleridir. One of Morgan's daughters is Gwenwyfar, the wife of King Arthur. Morgan'ın kızlarından biri Kral Arthur'un karısı olan Gwen Gwenwyfar is the mother of many members of the royal family. kraliyet ailesinin çok sayıda üyesinin annesidir. One of Morgan's daughters is Morgose, the wife of King Lot, who was the grandfather of many members of the royal family. Morgan'ın kızlarından biri de Kraliyet ailesinin çok sayıda üyesinin büyük babası olan Kral Lot'un karısı olan Morgause'dir. Morgana is the mother of numerous members of the royal family. Morgana, kraliyet ailesinin çok sayıda üyesinin annesidir. One of Morgan's daughters is Gawain Pendragon, the brother of Arthur Pendragon, brother of King Uther Pendragon who was the grandfather of many members of the royal family. Morgan'ın kızlarından biri de, kraliyet ailesinin çok sayıda üyesinin büyük babası olan Kral Udur Pendragon'un kardeşi olan Arthur. Pendragon'un kardeşi olan Gawain Pendragon. New topic number 16. About the economy in the century. Yeni konu kare 16. Yüzyılda ekonomi hakkında. Especially in the 16th century, the European economy was in a great crisis. Özellikle 16. yüzyılda Avrupa ekonomisi büyük bir kriz içindeydi. Many European peasants could not find enough money to sustain their incomes from their land. Birçok Avrupalı köylü kendi topraklarından edindikleri gelirleri ayakta tutmak için yeterince para bulamıyordu. This situation led a large part of the villagers to starvation and misery. Bu durum, köylülerin büyük bir kısmının açlık ve sefalete sürüklenmesine yol açtı. Many people set out to leave their villages and seek a better life in the cities. Birçok insan köylerinden ayrılmak ve şehirlerde daha iyi bir yaşam aramak için yollara düştü. However, job opportunities in the cities were also limited. So many people were unemployed. Ancak şehirlerdeki iş fırsatları da sınırlıydı. Bu yüzden birçok insan işsiz kaldı. Unemployment and hunger demoralized most of the population and many committed suicide. İşsizlik ve açlık halkın çoğunun moralini bozdu ve birçok insan intihar etti. New topic number 14. About the economy in the century. Yeni konu kare ekonomi hakkında. The economy in the 14th century was in trouble. Yüzyılda ekonomi sıkıntılıydı. Most of the people faced the problem of hunger. İnsanların çoğu açlık sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Some people worked to find food. Bazı insanlar ise yiyecek bulmak için çalıştı. Some people used slaves to find food. Bazı insanlar ise yiyecek bulmak için köleleri kullandı. Some people sold the land to find food. Bazı insanlar ise yiyecek bulmak için toprakları sattı. Some people killed other people in search of food. Bazı insanlar ise yiyecek bulmak için diğer insanları öldürdü. New topic hashtag about french fries. Yeni konu hashtag patates kızartması hakkında. French fries are a type of fast food that is indispensable for most of us. Kızartmalı patates, çoğumuzun vazgeçilmezi olan bir fast food çeşididir. Everyone can make and eat according to their own taste. Herkes kendi lezzetine göre yapar ve yiyebilir. I also love making french fries. Ben de kızartmalı patates yapmayı çok seviyorum. That's why I do more than we think to do. Bu yüzden yapmayı düşündüğümüzden daha fazla yapıyorum. I wash and dry the potatoes and then cut them. Patatesleri yıkayıp kurutuyorum ve ardından kesiyorum. Then I put the potatoes in a bowl and oil them. Sonra patatesleri bir kaba koyuyorum ve onları yağlıyorum. I pop the potatoes in the oven and fry them. Patatesleri fırına atıyorum ve onları kızartıyorum. I serve fries and I love it. Kızartmalı patatesleri servis ediyorum ve çok seviyorum. About new topic hashtag strength comes from unity. Yeni konu hashtag birlikten kuvvet doğar hakkında. Unity is strength. Birlikten kuvvet doğar. We had very difficult times. Çok zor zamanlarımız oldu. We were all tired individually. Hepimiz ayrı ayrı yorulmuştuk. Sometimes when we were left on our own, we thought we couldn't do it. Bazen kendi başımıza kaldığımızda, yapamayacağımızı düşündük. Sometimes we did our best to support each other. Bazen de birbirimize destek olmak için elimizden geleni yaptık. But we all knew that together comes strength. Ama hepimiz biliyorduk ki, birlikte kuvvet doğar. There was always something that brought us all together. Her zaman hepimizi bir araya getiren bir şey vardı. It was because we were all fighting for the same cause. Hepimiz aynı amaç için mücadele ettiğimiz için iyiydi. And in the end, we saw that we are all strong. Ve sonunda hepimizin güçlü olduğunu gördük. Although we all support each other, we have seen that we are all our own strength. Hepimizin birbirimize destek olmasına rağmen aslında hepimizin kendi gücümüz olduğunu gördük. Now, when we are all together, we are all stronger. Şimdi hepimiz birlikteyken hepimiz daha güçlüyüz. Because we know that we are all fighting for the same goal. Çünkü hepimizin aynı amaç için mücadele ettiğimizi biliyoruz. We know we will all support each other. Hepimizin birbirimize destek olacağını biliyoruz. And all of us are born strength together. Ve hepimizin, birlikte kuvvet doğar. New topic number 16. About the economy in the century. Yeni konu kare 16. Yüzyılda ekonomi hakkında. 16. 16. In the 19th century, the inhabitants of a village gathered once a year and held a public vote. Yılda bir köyün sakinleri yılda bir kez bir araya gelip halk oylaması yaparlardı. Anyone could say what the village needed most. Herkes köyün en ihtiyaç duyduğu şeyi söyleyebilirdi. Once the residents of the village said that they needed farm tools. Bir kez köy sakinleri çiftlik aletleri ihtiyacı olduğunu söylediler. Those who took part in the vote thought it was what the village needed most and came to a decision. The inhabitants of the village set aside a large part of the village's budget for farm implements. As they thought it was what the village needed most. Köy sakinleri, Köyün en ihtiyaç duyduğu şey olduğunu düşündükleri için köyün bütçesinin büyük bir kısmını çiftlik aletleri için ayırdılar. The villagers gave back the money they had spent on farm tools to the people of the village because they thought they needed farm tools. Köy sakinleri çiftlik aletleri ihtiyacı olduğunu düşündükleri için Çiftlik aletleri için harcadıkları parayı köy halkına geri verdiler. Village people gave back the money they spent on farm tools to the village people because they thought they needed farm tools. Köy halkı çiftlik aletleri ihtiyacı olduğunu düşündükleri için çiftlik aletleri için harcadıkları parayı köy halkına geri verdiler. New topic number 11. About the economy in the century. Yeni Konu Kare On Birinci. Yüzyılda ekonomi hakkında. Back then, the richest man in a village was something everyone knew. O zamanlar, bir köyün en zengin adamı herkesin bildiği bir şeydi. Everyone would see his land, his house and his land. Herkes onun topraklarını, evini ve arazisini görürdü. The rich man earned more money and owned more property than the other people in the village. Zengin adam köyün diğer insanlarından daha çok para kazanırdı ve onlardan daha fazla mal sahibiydi. The rich man's money was big in everyone's eyes. Zengin adamın parası herkesin gözünde büyüktü. Everyone wanted to see the money he earned. Herkes onun kazandığı parayı The rich man was more respected than the villagers. Zengin adam köy halkından daha fazla saygı görürdü. Everyone would listen to his words. Herkes onun sözlerini dinlerdi. The rich man was more respected than the other people of the village and listened to their words. Zengin adam, köyün diğer insanlarından daha fazla saygı görür ve onların sözlerini dinlerdi. New Topic Number 18 About Weapons of War in the Century Yeni konu kare 18. Yüzyılda savaş silahları hakkında In the 18th century, weapons of war were very advanced. 18. yüzyılda savaş silahları çok gelişmişti. The weapons used in wars were very powerful. Savaşlarda kullanılan silahlar çok güçlüydü. In this century, cannons and rifles began to be used. Bu yüzyılda, top ve tüfekler kullanılmaya başlandı. These weapons were very effective in wars. Savaşlarda bu silahlar çok etkiliydi. In addition, some special weapons were also used. Ayrıca bazı özel silahlar da kullanılıyordu. These weapons included bazookas, swords and knives. Bu silahlar arasında bazuka, kılıç ve bıçak gibi silahlar vardı. New topic number 22. About the economy in the century. Yeni konu kare 22. Yüzyılda ekonomi hakkında. It takes some knowledge to write a story about economics in the 22nd century. 22. yüzyılda ekonomi hakkında bir hikaye yazmak için biraz bilgi gerekiyor. But overall, the economy is 22. Ancak genel olarak ekonomi 22. century has developed considerably. Yüzyılda oldukça gelişti. In this century, technology and science also played a big role. Bu yüzyılda teknoloji ve bilim de büyük bir rol oynadı. This allowed people to get more products and services and earn more money. Bu, insanların daha fazla ürün ve hizmet elde etmesine ve daha fazla para kazanmasına olanak sağladı. Also, the development of trade between many different countries contributed to the economy. Ayrıca, birçok farklı ülke arasında ticaretin gelişmesi ekonomiye katkıda bulundu. New topic number 12. About the economy in the century. Yeni konu kare 12. Yüzyılda ekonomi hakkında. I could write a story about how many people's lives were spent in roughly the 12th century. Kabaca 12. yüzyılda birçok insanın hayatının nasıl geçtiğini anlatan bir hikaye yazabilirim. In this century, the majority of people were engaged in agriculture and animal husbandry. Bu yüzyılda insanların çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Some people have also mastered their handicrafts. Bazı insanlar da el sanatlarında ustalaşmışlardı. In some towns, a great bridge could be built, or in some towns, a great church could be built. Some people also worked as slaves. Bazı insanlar da köle olarak çalışıyordu. Some people were serving as soldiers to enter the service of their kingdom. Bazı insanlar krallıklarının hizmetine girmek için asker olarak görev yapıyordu. Some people also served the king. Bazı insanlar da krala hizmet ediyordu. Some people were serving the king, while others were working against the king. Bazı insanlar, krala hizmet ederken bazıları da krala karşı çalışıyordu. Some people were working against the king while others were working against the king. Bazı insanlar krala karşı çalışırken bazıları da krala karşı çalışıyordu. New topic hashtag about auto racing in America. Yeni konu hashtag Amerika'daki araba yarışları hakkında. Car racing in America is a sporting event with a very long history. Amerika'da araba yarışları, çok uzun bir tarihe sahip bir spor etkinliğidir. Many local racers compete with racers from all over the world. Birçok yerli yarışçı, dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılarla birlikte yarışır. Auto racing in America is very popular not only for professional racers but also for amateurs. Amerika'daki araba yarışları sadece profesyonel yarışçılar için değil, aynı zamanda amatörler için de çok popülerdir. Car races in America are mostly held on race Amerika'daki araba yarışları çoğunlukla yarış pistleri üzerinde yapılır. Racetracks are usually several kilometers long. Yarış pistleri, genellikle birkaç kilometre uzunluğundadır. Auto racing in America requires racers to drive their own cars. Amerika'daki araba yarışları, yarışçıların kendi arabalarını kullanmalarını gerektirir. Racers choose their cars. Yarışçılar, arabalarını kendi seçerler. Car racing in America is mostly held in two ways. Amerika'daki araba yarışları çoğunlukla iki türde yapılır. The first is full-day races. Birincisi tam gün yarışlarıdır. Racers race for one full day using their cars. Yarışçılar arabalarını kullanarak bir tam gün boyunca yarışırlar. The race is held for first place at the end of the day. Yarış günün sonunda birincilik için yapılır. The second is short term races. İkincisi kısa süreli yarışlardır. Racers race for several hours using their cars. Yarışçılar arabalarını kullanarak birkaç saatlik bir yarışı yaparlar. The race is done over a period of several hours. Yarış birkaç saatlik bir süre içinde yapılır. Car racing in America is a very demanding event, mostly for racers. Amerika'daki araba yarışları çoğunlukla yarışçılar için çok zorlu bir etkinliktir. Racers must work hard to win the race as they have to drive their own cars. Yarışçılar kendi arabalarını kullanmaları gerektiğinden yarışı kazanmak için çok çalışmalıdırlar. Racers must also work hard to protect their cars. Yarışçılar ayrıca arabalarını korumak için de çok çalışmalıdırlar. Car races in America are made to make a lot of money. Amerika'daki araba yarışları çok fazla para kazanmak için yapılır. Racers can earn a lot of money by winning the race. Yarışçılar yarışı kazanarak çok fazla para kazanabilirler. In addition, racers can improve their cars with the money they earn from the race. Ayrıca, yarışçılar, yarıştan kazandıkları para ile de arabalarını geliştirebilirler. New topic number 17. About the economy in the century. Yeni konu kare 17. Yüzyılda ekonomi hakkında. To write a story about economics in the 17th century, I'll have to do some research. 17. yüzyılda ekonomi hakkında bir hikaye yazmak için biraz araştırma yapmam gerekecek. But in short, the economy in the 17th century was sometimes good and sometimes bad. Ancak kısaca 17. yüzyılda ekonomi bazen iyiydi, bazen de kötüydü. Some years, products were in abundance and prices were low. Bazı yıllar ürünler bolca vardı ve fiyatlar düşüktü. In these years, people were generally able to earn and spend good money. Bu yıllarda insanlar genellikle iyi para kazanıyor ve harcayabiliyorlardı. Sometimes products were scarce and expensive. Bazen de ürünler kıt ve pahalıydı. For some years, people starved and restricted their spending. Bazı yıllar insanlar aç kaldı ve harcamalarını kısıtladı. Sometimes though, countries went to war and people cut their spending even more. Bazen de ülkeler savaşa girdi ve insanlar harcamasını daha da azalttı. In the 17th century, the economy was changing with the influence of years and events. On yüzyılda ekonomi, yılların ve olayların etkisiyle birlikte değişiyordu. New topic hashtag about car racing in Japan. Yeni konu hashtag Japonya'daki araba yarışları hakkında. Auto racing in Japan is an event that can be held at any time of the year. Japonya'daki araba yarışları yılın herhangi bir zamanında gerçekleştirilebilen bir etkinliktir. It is usually held during the winter months and has a large number of participants. Genellikle kış aylarında düzenlenir ve büyük bir katılımcı sayısına sahiptir. Most of the races are different from other chariot races held in Japan. Yarışların çoğu, Japonya'da yapılan diğer araba yarışlarından farklıdır. Some are held only once, and others are held continuously throughout the year. Bazıları, sadece bir kez yapılır ve bazıları ise yıl boyunca sürekli olarak düzenlenir. Auto racing in Japan is a treat for car enthusiasts. Japonya'daki araba yarışları araba tutkunları için bir zevktir. New topic number 17. About the economy in the century. Yeni konu kare 17. Yüzyılda ekonomi hakkında. In the 17th century the economy was very different. 17. yüzyılda ekonomi çok farklıydı. People were constantly trying to use their land in a sustainable way. İnsanlar topraklarını sürekli olarak sürdürülebilir bir şekilde kullanmaya çalışıyordu. Also, people were consuming more local products. Ayrıca insanlar daha çok yerel ürünleri tüketiyordu. Local producers sold the products to local markets. Yerel üreticiler ürünleri yerel pazarlara sattı. Sometimes local producers sent their products elsewhere. Bazen yerel üreticiler ürünlerini başka yerlere gönderiyordu. However, this would happen very rarely. Ancak bu çok nadiren olurdu. In the 17th century, people mostly used handicrafts. 17. yüzyılda insanlar daha çok el işi ürünleri kullanıyordu. For example, people used handcrafted textiles.

17. yüzyılda insanların çoğu kendi yiyeceklerini yetiştiriyordu. Some people were selling their food to other people. Bazı insanlar yiyeceklerini başka insanlara satıyordu. However, this would happen very rarely. Ancak bu çok nadiren olurdu. In the 17th century, people mostly used local currencies. 17. yüzyılda, insanlar, çoğunlukla yerel para birimlerini kullanıyordu. Sometimes, people used currencies from elsewhere. Bazen, insanlar, başka yerlerden gelen para birimlerini kullanıyordu. However, this would happen very rarely. Ancak, bu, çok nadiren olurdu. New topic hashtag about car racing in Japan. Yeni konu hashtag Japonya'daki araba yarışları hakkında. Car racing in Japan offers a very fun and exciting racing experience. Japonya'daki araba yarışları, çok eğlenceli ve heyecanlı bir yarış deneyimi sunuyor. Races are mostly held at high speed and with a very high risk. Yarışlar, çoğunlukla yüksek hızda ve çok yüksek bir riskle yapılıyor. That's why you can only be a true professional racer. Bu yüzden sadece gerçek bir profesyonel yarışçı olabilirsiniz. Races are mostly held at high speed and with a very high risk. Yarışlar çoğunlukla yüksek hızda ve çok yüksek bir riskle yapılıyor. That's why you can only be a true professional racer. Bu yüzden sadece gerçek bir profesyonel yarışçı olabilirsiniz. In the 19th century the economy was very different. 19. yüzyılda ekonomi çok farklıydı. People earned their living by watering the land they worked on and planting seeds. İnsanlar çalıştıkları toprakları elleriyle sulayarak ve tohum ekerek hayatlarını kazanıyorlardı. Also, most of the people were growing their own food. Ayrıca, insanların çoğu kendi yiyeceklerini yetiştiriyordu. Some people made their living by bartering with their neighbors. Bazı insanlar ise komşularıyla takas yaparak hayatlarını sürdürüyorlardı. Economics is a science that deals with how people live their lives socially. Ekonomi, insanların toplumsal olarak nasıl hayatlarını sürdürdükleriyle ilgili bir bilim dalıdır. In the 19th century, economics was about how people made money in their daily lives. 19. yüzyılda ekonomi insanların günlük hayatlarında nasıl para kazandıkları ile ilgiliydi. Most people earned their living by irrigating their land and planting seeds. İnsanların çoğu kendi topraklarını sulayarak ve tohum ekerek hayatlarını kazanıyordu. Also, most of the people were growing their own food. Ayrıca insanların çoğu kendi yiyeceklerini yetiştiriyordu. Some people made their living by bartering with their neighbors. Bazı insanlar ise komşularıyla takas yaparak hayatlarını sürdürüyorlardı. In the 19th century, economics was about how people lived their lives. 19. yüzyılda ekonomi insanların nasıl hayatlarını sürdürdükleriyle ilgiliydi. Most people earned their living by irrigating their land and planting seeds. İnsanların çoğu kendi topraklarını sulayarak ve tohum ekerek hayatlarını kazanıyordu. Also, most of the people were growing their own food. Ayrıca insanların çoğu kendi yiyeceklerini yetiştiriyordu. Some people made their living by bartering with their neighbors. Bazı insanlar ise komşularıyla takas yaparak hayatlarını sürdürüyorlardı.